Oldu sanırım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Esen'cim? İyiyim Deniz, sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Ana haber heyecanıyla bu sunumları gerçekleştiriyoruz bu ara. Arda arda. Evet, izliyorum. Fena değil, keyifli. Sohbetler yapıyorsun. İzliyorum hepsini. Takipte misin? Vav wow, ne güzel. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin bir kez daha yayınımıza. Hoş bulduk canım. Evet. Şimdi ben en baştan söyleyeyim, sonra unutuyoruz. Esen'e ben güzel sorular hazırladım. Sorularımı soracağım. O da bana soru sorabilir. Sizlerden de güzel sorular görürsek eğer onları da konuşacağız. Güzel sorularınızı da bekliyoruz. Evet. Evet. Neler yapıyorsun Esen'cim? Keyfin nasıl? İyiyim canım. Yani tabii ki yaşadığımız olağanüstü bir durum var. Ona uyum sağlamaya çalışıyoruz. Biz de erken sezon finali yaptık. Yaklaşık bir aydır. Aslında biz biliyorsun çok yoğun çekim yaptığımız için iyi oluyor dinlenmek. Ama bir noktadan sonra insan o yoğunluğa da alışınca sıkılıyor. Ben de evde işte spor, yemek, yeni şeyler öğrenme, hobi edinme, öyle zaman geçirmeye çalışıyorum. Yani şöyle oluyor tabii, hani ben de sete gelmiştim bu arada ve bir anımız var. Güzel de bir bölümde yer aldık birlikte. Emrah da vardı. Yani çok enteresan bir şey. Yani bir tane 10 dakikalık bir sahne ama biz 2 saat çalıştık orada. Yani çok set, siz zannediyorsunuz ki 2 tane insan öyle çalışıyor. Hani birbirine bakıyor ama aslında öyle değil. Bir sürü insan çalışıyor setlerde ve hani çok uzun ve zor vakitler geçiriliyor. Ama çok güzel sonucu da bir şekilde varılıyor. Sonuçta elde ediliyor. Keyifli oluyor bence. Ama zor bir şey. Kesinlikle sette olmak, çalışmak gerçekten sabır işi. Yani bütün oyunculara ben sabır diledim zaten. Evet, yani şartlar çok zor. Ankara'da Ankara'nın soğuğu ayrı, işte çekim şartları ayrı. İnsanlar izlerken ya tabii ki hani bilmedikleri için bir dakikalık bir Tabii sahne ki. yapıyorlar. Ama biz onu işte belki 1,5 saat eksi derecelerde çekebiliyoruz bazen. Olsun, ama sonuç güzel çıkınca, güzel notlar alınca değiyor diyorsun her şeye. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Evet, uzun zamandır da çalışıyorsunuz da bir sezon arası. Biraz moda inşallah alışırsın ve yeni sezonda da inşallah güzel projelerde görmeye devam ederiz seni. İnşallah. Ne oldu sezon finalinin sonunda? Bir şey oldu mu? Sen devam ediyor musun? Durumlar nedir? Ya şu an her şey gibi o da belirsiz. Hani sonuçta bir seneden sonra bir senaristlerin yazım aşaması oluyor. O da aylık bir süreç oluyor. Sonrasında öğreniyoruz hani yeni sezon ne olacak, nasıl devam edecek filan diye. Bizde de şu an hani çok sert bir sezon finali oldu. Evet, Hani bayağı sert olmuş. evet. İzledim biraz. Bekliyorum. Aynen. Şimdi bekliyoruz. Bakalım ne olacak? İşte bilmiyorum açıkçası ne olacağını. Muhtemelen 1 2 ay içinde biz de öğreneceğiz. Evet, meraktayız. Merakla bekliyoruz izleyiciler. Sen peki evde şu an neler yapıyorsun? Hani kendini nelere verdin? Yeni bir şeyler öğrendin mi? Yeni bir şeyler yapmaya ya da yeni yemek, genelde yeni bir yemek yapmayı öğrenenler oluyor vesaire. Film izledin mi? Kitap önerin falan var mı? Öyle bir hızlıca karantina turumuzla başlayalım. Şöyle, ben aslında normalde de mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ya yani yemekle aram pek yok ama yedirmek de var. Yapayım insanlar yesin, tadına baksın. Çok fazla vakit geçiriyorum. Her gün yeni bir tarif deniyorum. Bazıları başarısız oluyor, bazıları başarılı oluyor ama bana güzel bir... Ya artık yapacak bir şey Artık yok yani. İnşallah başarılı olsun, başarılı olsun diye dua edeceğiz. komşularım artık bıktı benden. Sürekli kapılarını çalıp size bugün bunu yaptım, size bugün bunu getirdim. Ha. Sürekli kabaklar götürüyorum. Evde tek kişi olunca yiyemiyorum da hani. Kocaman kocaman Evet. yapıyorum. Onun Fatih haricinde... gelmiş. Fatih'e selam. Ha, Fatih'cim. Onun haricinde spor yapıyorum. Normalde de haftada 2 gün gidiyordum. Sürekli gittiğim bir pilates stüdyosu vardı. Ama bu şartlar altında evde yapıyorum. Başta çok üşendim. Hafta hiçbir şey yapmadım. Evde pilates mi ya? Nasıl yapıyorsun evde pilatesi? Yani genelde o makinayla yapıyorlar ya. Hani. Evet, ya şöyle kuzum, ben de yeni yeni alıştım. Böyle daha met hareketleri, daha vücut ağırlığımla çalışmayı öğrendim. Bir sürü video izledim. Yani bir sürü güzel hocalar bir sürü videolar çekiyor. Ben de açıkçası onlardan yararlandım.
O da çok iyi geldi. Yani özellikle o 1-2 saatlik o spor seansı bütün enerjini değiştiriyor. Yorgun başlıyorsan enerjin yükseliyor. Onu yapıyorum neredeyse 2 günde bir. Onun haricinde Çok bol güzel. bol izliyorum. İzlemediğim bir sürü film vardı. İşte herkes gibi Netflix, neler yapmış, hangi Netflix'e hepimiz. O ayrı bir konu. O ayrı bir dosya konusu kesinlikle. Yani Netflix'i konuşmaya kalktığımızda şey olmuyor. Hani süreler yetmiyor kesinlikle. Evde de ben mesela bak kek yaptım kendim. Oh. Çok enteresan bir kek oldu. Çok güzel oldu. Islak kek. Sonradan tabii hamurlaşmış. Annem şey yaptı ve tam hamurlaşmaya başlamış. Tam tıvamını tutturamazsın. Ama dedim ama anne ne yapayım? İlk defa yaptım yani. İlk Bildiğim defa yapınca ayıp olmaz. aynen öyle. Ya ben neler neler. Geçen bir fırın sütlaç yapmaya çalıştım. Bayağı sütlü bir kitap oldu yani. Hani böyle baktı. Hiçbir şekilde yenmeyecek. Hani biraz tuzak. Gerçekten sütlü bir pirinç pilavı oldu. Olsun dedim. Allah. Görüntüsü güzel. Öyle yani. Ne güzel. Tabii bir de şey var. Tabii kek yaptım. Bir ara börek yapmıştım. Çok enteresan. Ve o Oh. da çok tuhaf. Böyle çıtır 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 olmuştu. Bir de şey, söyleyeceğim şeyi unuttum. Bakar mısın? Senin güzelliğin karşısında kaldım, dondum. Canımsın. Çok teşekkür ederim. Ay canım. Forrest Gump'ı ben çok yakın zamanda izledim. Bu karantinanın ilk zamanları izledim mesela. Yani kısmet olmamıştı, öyle söyleyeyim. Aslında daha önceden izlemem gerekiyordu mesleki açıdan. Daha önceden izlemem gereken bir filmdi ama kısmet olmadı. Ama çok hoşuma gitti. Gerçekten şu zamanda, iyi ki şu zamanda izlemişim. Daha güzel anladım, daha akılda kaldı. Hani bazı filmler öyledir. 10 yaşında izlediğim filmle 20 yaşında izlediğim film aynı olmuyor. Tabii, Öyle bir şey kesinlikle. de var kesinlikle. Benim favori filmim bu arada Forrest Gump. Tabii, benim de öyle. Bir de ikinci olarak Leon tabii. Leon, her yerim Leon. Bak sana Evet. şunu da göstereyim. Vay be. Leon'la Matilda'm yan yanalar. Bunu da nereden buldum biliyor musun? Uşak'ta. Aa. Çok enteresandır. Yani bir tane bir yere Uşak'ta ara bir sokağa girdim. Hani öyle bir sürü çelik çomak falan satan bir yer. Sonra baktım şey var, bir tane kafe var. Böyle işte ot dergileri satıyor, klaket satıyor. Şu klaketimi de oradan aldım. Çok şaşırdım. Yani İstanbul'da, Ankara'da bulamadığım şeyleri orada buldum. Ne kadar güzel ya. İşte bazı objeler çok alakasız Hiç beklemediğin yerde çıkabiliyor. görüyorum. Canlı yayınlar yapıyorsun. Başka nasıl Bak geçiyor Fatih de Uşak ve karantina? kültürün sanatın merkezi tabii. Yani benim için nasıl geçiyor? Gördüm. Aslında böyle ötelediğim işleri yapmaya çalışıyorum. Yani röportajlar durdu şu an. Çok fazla fikrim vardı. İşte seninle falan da program çekecektik ama işte canlı yayına gelmiş olduk. Bunları da YouTube'a koyacağım tabii ki. Oradan da takip edemeyenler oradan da takip edebilecekler mutlaka. Onlar biraz durdu. Şu an YouTube'a bu canlı yayınlarımı koyuyorum. Oradan güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu canlı yayınlar bana da heyecan verdi. Aslında şöyle yani işimizi tabii ki yakından yapmak çok daha güzel. İnsanlara sarılmak, onlara dokunmak bir şekilde hani karşılıklı sohbet edebilmek çok daha güzel. Ama dijitalleşmek tabii dijitalleşiyoruz da. Hani bunun da farkındayız. Daha önceden de bu canlı yayınlar yapılıyordu. Daha önceden de yapabilirdik aslında ama işte bu karantinada nasıl bir şey olduysa herkes bir anda canlı yayına bağlandı ve bu da fena bir fikir değilmiş aslında diyorsun. Onun dışında işte ötelediğim işler var. İşte okulum var benim mesela, uzaktan eğitimim, ona bakıyorum. Ha, Her gün süper. Netflix ve film, halkla ilişkilerim var askerden kaçmak için. Öyle bir okul okuyorum. Bir türlü bitmeyen bir okul. Ama sonuna doğru geldik yani. Bıçak kemiğe dayandı. Hadi bakalım süper. Ya hepsi bir diploma ne olursa olsun hepsini öğreniyorsun. Tabii ki tabii ki o da kesinlikle hayatına bir şey katıyor. Yani bir şey öğrendim bitti değil. Hani öğrendiğim bir şeyle de ilgili yol ilerledikçe her zaman bir şey öğreniyorsun. Her gün bir şey öğreniyor insan. Aynen Bu öyle. kesinlikle çok Bilmiyorum. değerli bir şey. Biz bu arada Esen'le nerede tanıştık biliyor musunuz arkadaşlar? Emrah'ın düğününde tanıştık. Evet. Hani daha önceden de tanışabilirdik çünkü Ankara'da yaşıyoruz ve hani Ankara'da şey yani ben sete de bazen gidiyordum geliyordum hani daha önceki dizilerinde de vesaire. Deniz Yıldızı'nda ben çalışmıştım. Sana söylemiştim. Doğru söylemiştim mesela. Ama hiç şey olmamış. Hiç kısmet olmamış yani. Olsun, böyle bir şey oldu. İyi ki de tanıştık diyorum yani.
Evet ya, şenlikli bir yerde denk geldik. Aynen Tabii ki oynaya oynaya, coşa coşa, değil mi? Çok öyle. güzel düğündü, çok güzel. Eğlenceli. Evet ya, Hatta diyorum ki Emrahlara bir daha düğün yapın, bir daha düğün yapın da eğlenelim şu koronadan sonra. evet, ne eğlendik gerçekten. Emrah'la zaten Gökçe'nin enerjisi düğünlerine de yansımıştı. Bayağı Kesinlikle, kesinlikle. bizimle tam bu korona olaylarından önceydi. Yani şey gibi oldu. Son bir kere böyle kurtlarımızı dökmüş gibi Değil olduk. mi? Değil mi? Evet. Karantina beşlisi. Hazır mısın? Bunu ilk defa sana soracağım. Karantina beşlisi kişi olarak mı? Hayır, benim karantina beşlisi hızlı tur sorularım. Hadi bakalım. Umarım hızlı cevap verebilirim. Evet. Karantinadayken dışarıda yapmayı en çok özlediğin şey? Eymir'de yürümek. Ay, ne güzeldi. Yani siz bol bol orada sahne de çekmişsinizdir tabii. Evet Güzel evet. yerler. Ama böyle o ağaçlar altında çok güzel yürüdü. Sonra böyle orada oturup küçük bir kafede böyle ördeklere filan yem vermek çok tatlı ya. Evet, o don. Karantinada en çok kimi özledin? Ailemi. Onları çok az görebiliyorum ki. Ailen farklı Biz yerde ayrı oturuyor tabii. yaşıyoruz. Evet, korkuyorum hani onlara bir şey bulaştırır mıyım? İşte tam diyorum ki tamam hani 15 gün tamamladım. Sonra markete gidiyorum. Ay diyorum ben markete gittim bir şey olacak mı falan. Onları o yüzden çok az görebildim. İki kere falan görebildim son 1,5 ayda. Onları özledim. Babamı, kardeşimi. Ay. Karantinaya gireceğini önceden bilseydin ne yapmak isterdin? Ya da birini görmek ister miydin? Ya karantinaya gireceğiz dediler. Girmeden önce şunu yapacak. Hadi yapın yapacaklarınızı. Ondan sonra artık evde kal olayı. Ya şöyle bir şey yapardım. Kaş'tan filan bir yazlık kiralayıp böyle sevdiğim 2-3 arkadaşımı da çağırıp orada girerdim karantinaya. Ay, ne güzel olurdu ya. Ben de son bir parti, böyle bir gece çıkması falan yapıp sonra gerçekten öyle bir şey yapabilirdik ya arkadaşlarımla. Bak, ama senin dediğin daha özel, güzel bir şey oldu. Karantinada yapmayı öğrendiğin bir şey, bir uğraş. Masa ayakları sıkılamak. O nasıl bir şeymiş ya? Ya benim salonda bir masam var. Böyle ayakları ne zamandır gevşemişti böyle. Sallanıyordu üstüne bir şey koyduğunda. Ha, hayatımda tornavida kullanmadım. Bu süreçte ama şeyi öğrendim yani. Tornavida kullanmayı, o masanın ayaklarının nerede sıkılanacağını. Tadilat öğrendim birazcık. Tamir ve tadilat. Çok iyi. Ve son sorumuz. Karantinada aynı şeyleri mi giymeyi tercih ediyorsun, yoksa her gün farklı bir şey mi giymeyi? Aynı şeyleri giyiyorum. 3-4 tane sevdiğim ve pijama altım var. Sürekli onları giyiyorum. Ben de öyle. Öyle oldu ya. Aynı şey, Ben sürekli bir de çamaşır falan filan uğraşmayalım diye, değil mi? Zaten normalde de kendimi bir şeyin içinde iyi hissediyorsam onu çok fazla giyerim böyle döndürüp Evet döndürüp. ya. Ben de böyle bir şey aldığım zaman var ya, şey diyorum ya. Abi, ben bunu aldım, çok sevdim bunu. Bunu birkaç gün giyeyim ya. Sonra da ama bana da eleştiri gelir. Bak, bunu çok her gün yeni aldın, her gün bunu giyiyorsun. Giyme bak, eskiteceksin derler. Yok diyorum, ben bunu seviyorum giyeceğim. Rahat hissediyorum giyerim vallahi ya. Ben zaten sette alırım. Biz bir kostüm giyiyoruz. 15 gün aynı kıyafet falan giyiyoruz. Değil mi? O senin Yani ben pembe pardon. 3 hafta geçirdim onunla. Ay. Sen Ankara'da doğdun. Benim gibi. Evet. 93. Hı. Sen benden bir yaş büyüksün. Hı. Sen Ben 94 90. müsün? Ben 94'lüyüm. Evet, büyüğüm senden bir yaş. Evet, bir yaş bir X. Ablacığım diye dermişim. Hayır, demeyeceğim abla. Bilkent'te uluslararası ilişkiler okuyup sonra oyuncu olmaya karar veriyorsun. Aslında eş zamanlı oldu bunlar. Yani ben liseden lise tiyatrosundaydım ve tiyatroyu çok sevdim. Sonra üniversite hazırlık sürecinde eğitim almaya başladım. İşte diksiyon, temel Çok oyunculuk, güzel. bunun gibi eğitimler almaya başladım. O süreçte üniversiteyi kazandım. Üniversite
Kazandım zaten hazırlıktan sonra bir sene hazırlık okuduktan sonra birinci sınıfta Samet abiyle tanıştım. İşte yapımcılarımızdan. Birinci sınıfta Samet abiyle tanıştım. Birinci sınıfın sonunda da ilk işimde başladım Beni Affet'te. Aa, sen Yani o dönemlerde başladın. Çok güzel. evet, eş zamanlı ilerledi. Öyle üniversiteyi Evet. okurken aynı zamanda dizide de devam ettim. 2018'de mezun oldum ben. Yani son 1,5 seneyi okulsuz çektim. Onun haricinde hep dizi okul birlikteydi. Aa. Nasıl yapabiliyordun peki, hani vakit ayırabiliyor muydun? Çok zordu. Çünkü bayağı bir okulda ders yükü edinmiştim kendime bu iş başlamadan önce. Fakat sağ olsun bizim çok anlayışlı bir ekibimiz var ve senin Kesinlikle. programı. Onlar hep bana göre ayarladılar. Ben de olabildiğince artık geceleri uyumadan ders çalışıyordum filan. Bir şekilde ama zordu. Yani Evet. zordu Şurada çok gerçekten. güzel birisi bir yorum yazmış. İki güzel insan aynı karede ne, görmek ne güzel. Çok teşekkürler. Okul Teşekkür arkadaşım Esen ve dostum Hakan. Kuzenimin arkadaşıymış kendisi. Murat Evet, Yıldırım. benim arkadaşım Murat Bilkent'te Teşekkür aynı zamanda. ederiz. Sağ olun. Tabii Bilkent'te okurken aynı anda oyunculuk yapmak da zor olmuştur senin için, ama güzel de bir süreci ilerlemiştir diye düşünüyorum. Hani senin de söylediğine göre. Ben de mesela lisede tabii, sen nerede okumuştun lise ve ilkokulu? Liseyi Tınaztepe Lisesi'nde okudum. Bu burada yani Oran'da MSB lojmanlı bir lise. İlkokulda Gölbaşı'nda okudum. Ailem Güzel. Gölbaşı'nda zaten. İlkokulda orada okudum. Çok güzel. Ben de Arı'da okumuştum. Arı Lisesi'nde ve o Sen ilkokul neredeydin? 12 sene orada Çukurambar'daydı. 12 senem orada geçti. Sonra lisede ben hep oyuncu olmak istiyordum. Ben de gerçekten çok istiyordum. Sonra işte lise tiyatrosunu 3 sene lisede tiyatro yaptım. Sevgili Doktor'u oynadık, bir de şeyi oynadık. Ayışın'la Şamata'yı oynadık, Haldun Taner'in. Benim için çok unutulmaz, çok güzel süreçlerdir. Yani o kadar güzeldi ki. Şimdi sen MGA yapımla birlikte 3 projede çalıştın. Beni Affet, Esaretim Sensin ve Beni Bırakma. Evet. Evet, yani arda arda çalışabilen de ilk oyuncu olabilirsin. Çünkü hani genelde bir proje yapıp hani daha sonra başka projelere gidiyorlar oyuncular. Hani belki yan rollerde de devam edenler olabilir tabii, ama senin ayrı bir gönül bağın olmuş onlarla. Nasıl bir ilerleme oldu ve nasıl geçiyor? Aslında bu karşılıklı oldu. Yani büyüdüm. Zaten MGA ve işleri birer okul gibi ilk başlayana. Her şey İşte devlet tiyatrosu oyuncuları sağında solunda ekip zaten 20 faal olarak çalışıyor. Her şeyi çok iyi biliyor. Ve sana böyle ince ince işleyip öğretiyorlar. Sen de Ha, çok birazcık güzel. hevesliysen o enerji oluşuyor. Aramızda da oluştu. Yani birbirimizi bırakmak istemedik açıkçası. Ben çünkü burada çok keyifli çalıştım. Çok sıkıntısız çalıştım. Gerçekten hani klişe belki ama çok aile gibiydik. Yani hala da öyleyiz. O Çok güzel. yüzden enerji tutunca ve doğru karakterler de yani benim oynayabileceğim karakterler de peş peşe gelince bu şekilde 6 yıldır beraber çalışıyoruz. Çok güzel. Çay mı seviyorsun, kahve mi? Bak, biri sormuş. Aslında ben kahve çok severim ama bu karantina döneminde biraz da çaya sardım. Sabah demliyorum Değil çayı, mi? akşam içiyorum. Benim de çay içesim var bu ara. Hani bir de Starbucks'a ben deli gibi giderdim. Onlar da kapalı. Hepsi, gidemiyoruz. Bir aydır Starbucks özlemi çekiyoruz. Ya, yani gerçekten ben de bugün çok istediğimi fark ettim. Kesinlikle. İnşallah en yakın zamanda şu virüs bir gitsin de ülkemizden. İnşallah, Düzenimize inşallah. geçelim. Bir an önce düzene geçmek istiyorum. Ben de ya, hani özledim Evet. arkadaşlarla sarılmayı, dışarılarda buluşmayı. O işte mesela hava şu an çok güzel, aklıma hep şey geliyor. Bundan 1-2 hafta sonra Tunalı böyle cıvıl cıvıl olacak. Kuğulu Park'ta Evet işte ya. İnsanlar böyle geçecekler, çiçekler kokacak filan. Hani ne bileyim çok özledim o havayı. Ankara'nın en sevdiğin yeri neresi? Ankara'nın en sevdiğim Tunalı yeri çocuğu musun, Bahçeli çocuğu musun? Tunalı.
Değil mi? Kulu Ben de Park, Tunalı. Kulu Park ya. Ben Kulu Park'ı çok severim. Ya Seymen'leri Kuğulu'dan severim. ya Seymenler'den Kuğulu'dan asla vazgeçemiyorsun ya. Böyle o kadar tuhaf geliyor ki insan oralar. Bahçeli'ye gidince ben başka bir şehre gitmiş gibi hissediyorum. Hani orası bana Ankara gibi gelmiyor. Mesela Tunalı ama gerçekten hani burada yaşadığım için herhalde hani yakın olduğum için herhalde öyle geliyor. Bana çok apayrı ve çok tatlı geliyor Tunalı. Bana da öyle. Ya oranın böyle bir farklı bir enerjisi var. Farklı anıları var. Yani Evet. Tunalı, Kuğulu Park'tır. Bilmiyorum, orası Kesinlikle. böyle bambaşka. Hep Evet. aynı. Evet. Arkadaşlar daha sonra evet başka Berkay'la da yapacağız yayın. Merak etmeyin. Emrah'la artık birkaç hafta sonra her hafta yapacağız. Merak etmeyin. Güzel bir format hazırlıyoruz onunla. Evet, her hafta bir şey yapacağız Emrah'la. Öyle bir planımız var. Onu da şimdiden duyurmuş olayım. Merak etmeyin. Şimdi evet final niye o kadar şey geçti falan filan diyorlar. Heyecanlı bitti bu kadar olaylı bitti vesaire. Bazen de işte sezon finali olduğu için sezon finali dediğin şey zaten heyecanlı biter. Tempo da yukarıda biter. Kesinlikle Beni Bırakma da öyle bitti. Diğer dizilerde de böyle olmuştu. Biraz Meltem'i konuşalım istersen nasıl bir karakter ve sen kendinde neler buluyorsun ve ona neler geçiriyorsun? Sen o kadar Meltem kadar hırslı mısındır? Çünkü o gerçekten çok istediğini kopartmak için elinden gelen her şeyi yapan bir karakter aslında. Evet. Ya şöyle, Meltem karakteri hiç inkar edemeyeceğim. Bana oyunculuk konusunda çok fazla şey kattı. Çünkü kötü ama böyle haklı bir kötü ve çok çeşitli renkleri var. Çok yüksek, çok yüksek ihtiras, öfke, her şeyi en tap noktasında yaşıyor. O da artık bir oyuncu için bulunma sint kumaşı. Çünkü geniş bir skala veriyor yani. İstediğin yerden oyna. Sana kalma. O yüzden ben çok şey öğrendim. Ya aslında bir, hani senaristimiz ben, hani bu bir iletişim ya. Hani birlikte bir noktaya getirdik. O noktada artık ben ayırt edemiyordum. Yani şöyle sete giriyorum. Sahne başlıyor. Meltem. Çıkıyorum. Esen. Ama sette olduğum süre boyunca ben Meltem, bence yaşayan kanlı canlı biri oluyordu benim. Hani o çok değişik bir duygu. Hani bana da sık sık soruyorlar, senin Meltem'le ortak yanların var mı falan. Ama şimdi bu bir dizi karakteri, bir de günlük dizi karakteri. Hani günlük dizi her Tabii, zaman tabii. daha da üst perdeden olur. Hani tabii Kesinlikle, ki var kesinlikle. böyle insanlar. Bilmiyorum. Çeşit çeşit insan var ama bana göre Meltem çok yüksek. Yani yüksek. Ben daha sakin, daha yavaş, işte daha konuşarak, ya tabii hırs, mücadele, evet, ama atıyorum, yani atmıyorum. Şimdi ben sevmediğim bir insan için yıllarca uğraşmam. Beni sevmeyen bir insan için yıllarca uğraşmam. Hani o biraz başka bir şey oluyor. Ama onun haricinde Meltem de sonuçta benim içimden bir parça olduğu için mutlaka Tabii. vardır benzer yönleri. Mutlaka. Çünkü kendinden bir şey, kendinden bir Evet. şeyler çıkarak Evet. ortaya çıkarıyorsun. Mutlaka vardır. Ama hani Ya bir bana de şey 3 yıldır soruyorlar. oynuyorsun ya. Tabii. 3 yıldır oynadığın için hani günlük dizi hani her gün çekiyorsunuz neredeyse. Bir gün hani repo gününüz oluyor. Hani repo diye kim diye soracaksanız söyleyeyim. Repo'da hani ara verilen gün anlamına geliyor. Şey oluyor muydun peki böyle hani Meltem'in tepkilerini verdiğin falan zamanlar oluyor muydu? Çok enteresandır falan dediğin. Ya yok, şimdi kendi hayatımda hiç olmadı ama bazen rolden çıkamadım oluyordu. Hani çok ağır, çok duygusal bir sahne. Bazen işte sürmenaj oluyorsun, hani ağlıyorsan devamı geliyor. Bir şekilde durduramıyorsun. Ya da belki de onun üzüntüsünden çok etkileniyorsun. Böyle 1-2 saat eve de gitsen bir sersem gibi oluyorsun. Ama sonrasında dönüyor. Hani öyle etkisinden çıkamadığım birkaç zaman oldu. Bana göre Sıla daha sinsi, Meltem daha sempatik. Bak,
Farklı düşünenler de var mesela, hani Sıla'yı sevmeyenler de var yani. Ya şimdi Meltem'in artısı şu, hiçbir zaman ikili oynamadı. Dizinin başında Tara aşıktı, dizinin sonunda Tara aşık. Hani hep bir çizgisi aynıydı, hep netti. Ben bu adamı seviyorum, bunun için her şeyi yaparım. Ya net olduğu için, şimdi Sıla ana karakterimiz. Başına bir sürü şey geldi, başka bir şey evlendi, onu kaçırdı, işte bir sürü başka adam başka bir şey girdi. Ama Meltem, Tarık, Tarık, Tarık. Bütün yani. O 3 sene boyunca aynı oldu. O zaten Meltem karakteri için bir kırılma noktasıydı. Yani artık kötülük bitti. Çünkü o senin canından kanından bir parça. E zaten Meltem karakterinin mottosu da şu: sevdiklerim için her şeyi yaparım. E Sıla da kardeşi olunca, ki Meltem'in bir kardeş özlemi var yıllarca. Çok yalnız. Çocukluk geçirmiş. O noktadan sonra artık aşk filan her şeyi bir kenara atıp tamamen kardeşimin mutluluğu için varım ben diye hareket etmeye başladı ve o noktaya doğru evrildi. Ama kötülük şöyle, Sıla kötülük yapan birine karşı yine aynı Meltem, ya da Tara kötülük yapan birine karşı yine aynı Meltem. Evet Ama evet mesela şöyle işte o Tarık'ın yeni ailesine gittiğinde mesela oradaki o Tarık'ın amcasının eşini, karakter adını unuttum. Ona Feraye. karşı mesela yine evet Feraye, evet Feraye karakterine şey, yine bildiğimiz Meltem davranışlarında aslında bakarsan. Sahne çekmiştir herhalde. Sen hangisini hatırlayabileceğini bilmiyorum. Ya hatırlamam mümkün değil. Çok etkilendiğim sahneler oldu. Sıla ile kardeş olduğumu öğrendiğim sahne oldu. İşte ilk sezonda Tarık'ın beni aldattığını öğrendiğim sahneyi, İkinci sezonda. Ben çok hatırlayamıyorum ama biz zaten duygusu çok yüksek bir iş çektiğimiz için böyle her hafta bir tane oluyordu. Ay çok etkilendim bunu yani. Benim bir erkek kardeşim var benim yaşıma yakın. Zaten bir erkek kardeş olduğu için onunla aynı o kız kardeş sıcaklığı olmuyor hiçbir zaman erkek kardeşe. Yani tabii ki onu da çok seviyorum. Kız kardeşim daha küçük. Hani ben onun daha çok böyle annesi gibiydim çünkü. Ben liseye gidiyordum o doğduğunda. Yani onunla ilişkim başka. Şimdi bu Sıla olayı bambaşka. Ama tabii ki kardeş duygusu olarak temelinde aynı duygudan yola çıkıyorum. Bir de bu arada bir film de çektin. O filmi göremedik. Belki de göremeyeceğiz hiç ama ben daha önce setine de gelmişim. Hani senle karşılaşamadık orada Evet. ama Cansu ile tanışmıştık orada. Seni yine dizi, Beni Bırakma'da oynayan Cansu Nur. Onun hikayesi nasıl ve bir filmde oynamak diziden sonra, hani günlük bir diziden sonra film çekmek nasıl bir duyguydu senin için? O tabii ki çok farklı kulvarlar. Yani dizi ve film gerçekten farklıymış. Onu gördüm. Çalışma farklı, farklı bir durum. Aynı temel oyunculuk aynı belki ama durumlar çok farklı. Benim için çok keyifliydi. Teknik Çok açıdan güzel daha psikolojik, farklı tabii. tabii. Psikolojik gerilim, güzel bir senaryosu vardı. Gerçekten etkileyici bir senaryoydu. Zaten senaryosuna bayılmıştım. O da çok keyifli bir aylık bir çekim süreciydi. Evet, maalesef yayınlanamayacak. Ama olsun, bana güzel bir Siz tecrübe izleyebildiniz kattı. mi? Aa, biz de izleyemedik ya. Maalesef. Size bari izleseymiş Aynen, bitti. O benim için apayrı bir tecrübeydi. Ben bölümü çok severek okudum. Tolga abi. İlgim de vardı. Dil öğrendim. Hani Bilkent sayesinde hem İngilizce öğrendim hem İtalyanca öğrendim. İşte bölümümüz olduğu için birçok yabancı dilin en azından giriş seviyesini öğrendim. Hani bunlar oyunculuk için de çok etkili. Öyle düşünüyorum. Hepsinin birbirine katkısı oldu yani. Kesinlikle. Bakayım, şurada bir tane daha soru vardı. Birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Onu bahsettik arkadaşlar. Emrah'ın düğününde tanıştık. Ben gazeteciyim ve sunucuyum. Esen de oyuncu biliyorsunuz. Bir de birlikte bir sahnemiz de var. Emrah'ın, yani Tarık'ın tutuklandığı sahnede ben polisi oynadım Beni Bırakma'da. Kaçıncı bölümde hatırlamıyorum. 350 miydi? Kaç sezon finali yaptınız? 440 sanırım.
Yani herhalde 400'ün başı falan olsa gerek diye hatırlıyorum. Evet. Ya ben de o gün bir de Hastane, hastaydım ve evet çok soğuktu. ya. Çok soğuktu aşırı. Bir de yani kimin Evet. giydiğini bilmediğim kıyafetleri giydim. İyi ki hasta olmadım yani. Ya evet ya. Çok Maalesef fena o bir gün de zor günüydü. çok Bir fena bir yandan gündü. rüzgar, bir yandan hastayım, bitmiyor sahneler. Ben dedim Olsun herhalde ama akşama kadar buradayız dedim ya. Akşama kadar burada olsak Allah ne olacağız. evet ya ben o günün sonunu getirememiştim. Ay. Onun sonrasında 2 sahnem daha vardı. Onları çekemedim artık. Hani bayağı Yani üşüdüm. O günü orada bitirmiştim. iyi olmuş yani senin açından daha yani devam etsen daha kötü olacaktı belki de. Evet. Evet. Şimdi daha farklı sorular soracağım sana Esen. Hazır Hadi mısın? bakalım. Bekle. Evet. Hazır. Sinemada izlediğin ilk film. Kayıp Balık Nemo. Çok güzeldir o. Evet, benim ilk ya ben 10 yaşındaydım sanırım Hı. çıktığında. Benim ilk izlediğim film o, unutmam. Ya, Hala sinemaya bu ilk arada daha gidişinde geçen. o. Evet, daha geçen hafta da izledim bu arada. Çok Ha. severim. Benim de Stuart Little. Na. Fare var bir tane. Onun üçlü serisi olmuştu. İlkiydi. Babam götürmüştü. Daha sonra da şey galiba Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nı izlemiştim. Yani nerede izlemiştin hatırlıyor musun? Ankara'da mıydın? Evet Ankara'daydım. Armada sanırım. Armada. Anladım. Ben de ya Kavaklıdere sineması olması lazım ya da Kızılay'daki o eski herhangi sinemalardan bir tanesi. Çünkü çok fazla sinema vardı ama hepsi kapandı maalesef. Şu an üç Evet. tanesi açık. Büyülü Fener sineması en sevdiğim mesela. Büyülü Fener'den sonra orada film izlemekten çok zevk alıyorum. Çok keyif alıyorum çünkü çok güzel bir sinema. Metropol sineması var. Bir de şey var, Kızılırmak var. Evet, ben de şeyi çok severdim. Çocukken babam bizi sık sık oraya götürürdü. Şu an kapandı. Çok önceden kapandı. Bahçelievler'de Sineon sinemaları vardı. Evet ya, Karşı. gitmiştim orada. Orada da izlemiş Oradayım. olabilirim. Bak orada da izlemiş olabilirim. Atakule'nin eski yıkılmamış yani daha önceki halindeki sinema var. Orada da izlemiştim. Orası da çok güzeldi. Yani şimdiki Evet. halinden önceki çok daha güzeldi. Öyle hatırlıyorum. Yani böyle çok yani hafızamı zorlamaya çalışıyorum. Böyle kare kare geliyor. Ama çok güzeldi. Evet ya şey o Atakule'nin ortamı bambaşkaydı. O oyun alanı filan ya da belki biz çocuktuk diye mi öyle geliyordu bilmiyorum. Hı. Ama bambaşkaydı ilk hali. Kesinlikle. Dreamland. Ha, Dreamland. Biri mi yazdı? Yoksa? Evet. Evet, Bir arkadaşım Dreamland ya. yazdı. Evet ya, nasıl unuttuk orayı? Vallahi ben çok severdim. Ben de çok seviyordum. Özellikle de şey o renkli renkli sakızları çevirip çevirip almayı çok seviyordum. Evet ya çok güzeldi. Bir tane şey vardı. Traktör gibi bir şey vardı. Bir yerden topları alıyordun, öbür tarafa koyuyordun. Onu çok severdim. Bir de şey vardı. Su fışkırtan tabancadan vardı. Suyu fışkartıyordum. Bir Evet. de fiş geliyordu. O fişle gidip oradan ayıcık mıcık bir şeyler alıyordum. Çok güzeldi. Evet ya çok güzel. Ben hala bu arada söyleyeyim yani gittiğim zaman AVM'ye Hı. bir işim de yoksa giderim oyun alanına. Biraz oyun oynarım. Çok seviyorum. Gideriz bir gün inşallah. İnşallah. Evet. Sen nasıl bir kişilik karakteri seversin ve bırakmazsın? Wow. Zor soru geldi Karşı cins. sen. Karşı cinsten yok, karakter Büyük derken olduğu ihtimalle. cinsten bahsediyorum. Büyük Karşı cins. ihtimalle. Yani benim bilmiyorum benim kıstasım yoktur yani bu Hı. şey ya enerji Hı. işte karşılıklı anlaşıyor. Yani şöyle bir kere çok güzel sohbet edebilmeliyim. Ben zaten çok konuşan bir insanım. Hani susturursam sabaha kadar konuşabilirim. Konu bulurum yani oradan buradan. Konuşabilmeliyim. Ve şey o benim için çok önemli bilmiyorum. Sevdiği işi yapıp o işe saygı duymalı. Yani Hı. başarılı olmalı işinde. Yani işini çok severek yapmalı. Öyle bir şeyim var. Kriter mi denir artık bilmiyorum.
Ama hani işini iyi yapan herkese hayranım. Oyuncusundan işte yönetmeninden ne bileyim duvar ustasına kadar işini iyi yapan herkese ayrı bir hayranlığım vardır yani. Ya bu çok değerli, güzel bir şey. Çünkü bir insana bağlanabilmek zordur. Yani uzun süre geçirtmen de olabilir. Bir anda, hani gördüğün anda da bağlanabilirsin. Onun bir kıstası da yok diye düşünüyorum. Kesinlikle, ama gerçekten işini iyi yapan ve duygularını da güzel yaşayan insanlarla bir birliktelik bence de çok doğru bir şey olur. Evet. Ya, iletişim çok önemli. Hani Kesinlikle aynı dilde konuşuyorsanız, öyle. aynı dilde konuşuyorsanız, aynı sohbetten keyif alıyorsanız, hani zaten bence arkadaşlığın üzerine kurulmuş ilişkiler daha sağlam oluyor. Güzel yani, o şekilde düşünüyorum. Gelen projelerde kabul etmeniz için neye önem verirsiniz demiş bak. Yani bir kere karakter tabii ki, karakter analizi, hikaye, ondan sonra ilk önemli, ya yani ilk iki önemli şey bu, karakter ve hikaye. Hani sağlam bir hikaye, derinlikli bir karakter, bana uygunluğu. Herkes her şeyi oynayabilir, bilmiyorum hani. Ben bu konu biraz tartışmalı benim için. Belki de uğraşırsa oynar. İzlediğin bir filmde ya içinden geçip Çok. ya oynasam ya şunda ne güzel olurdu ya falan diye böyle hayalinde. Ben bunu hep yapıyorum. Hep yapıyorum. Her ne izliyorsam şu rolü ben oynasaydım. Bu böyle falan. Yani mesela Unorthodox'u izliyorum. Ben o kızın rolünü keşke ben oynasaydım. Keşke böyle olsaydı. İşte başka bir iş izliyorum. Ay diyorum oradaki. Bu böyle özel spesifik bir şey yok. Ama izlediğim her filmde kendim bir rol buluyorum yani. Şunu ben oynasaydım diye. Ay bak, o an ortodokstaki ne güzel olurdu ya. Müthiş bir, ya bence bir oyuncunun Çok başına güzel gelebilecek karakter. en güzel şeyler yani. Böyle setten var mı hatırladığın bir enteresan anı? Ne bileyim, hasta olduğun bir gün böyle düşmüşsündür, bir şey olmuştur ya da böyle uçurumdan bir Var ama benim değil. Benim düştüğüm değil. Benim başkalarını düşürdüğüm sahneler. sahnedir. Kim acaba? Kimi düşürdün? Bu konuda bilmiyorum, çok çok başıma geldi, çok şanslıyım. Özellikle Sude, kıyamam Sude'yi mi ya, düşürdün benim yoksa? evet, benim yüzümden bir uçurumdan yuvarlandı, son anda onu şeyler tuttu, bu dikenli ağaçlar tuttu, böyle Allah. çalılar, bir uçurumdan yuvarlandı öyle. Sonra yine bir kavga sahnemizde ben birazcık böyle sert bırakınca kıyamam, onu düşürdüm, böyle Allah. sert bir. Sonra Ayça'cığım vardı. Ayça, o da Buse karakterini oynuyordu. Yine ona böyle sağlam bir tokat atıyordum. Eli kolu bağlıydı. Of. O tokatla onu bir takla attırdım yanlışlıkla. Setin belası esen olmuş kalmışsın sen. En son gerçekten öyle diyorlardı. Ya, sen de sahne çekmeye korkuyoruz falan diyorlardı yani. Sude de kendini çok güzel bırakmış ama. Evet. Ay. Yayını Ama yani kaydedeceğim, şimdi arkadaşlar koyacağım. Merak etmeyin. şu an gülüyoruz ama ben o anı yaşarken o şey dedim, hani o Sude'yi düşürdüğümde bakamadım, dışarı çıktım, şey dedim, ben katil oldum, ben birini öldürdüm, bir şey oldu filan yani, böyle bir saat kendime gelememiştim, elim ayağım titremişti yani. Aa, çok fena. Esengül ablacığım, ağlama rolünde o duyguyu yansıtmak zor mu senin için? Hiç. Ya ağlamak, gözünden yaş getirmek dünyanın en kolay işi. Önemli olan, ne bileyim, bence gözden gelen yaş değil. Gerçekten kalpten gelen bir ağlama. Bazen hiç gözünden yaş akmaz ama ağladığını, çok acı çektiğini hissettirirsin. O yüzden ben ağlamakta zorlanmıyorum. Yani şöyle, çok ağladığım dönemler destek alıyoruz. Ama onun haricinde ağlamak zor olan değil yani. Gözden her türlü yaş akar. Önemli olan acıyı hissetmek bence. İlerisi için İlginç var bir mı? şey. Gelecek için nasıl planların var? Oyunculuğa dair. Ya tabii ki bu bir süreç, öğrenme süreci. Olabildiği kadar en doğru bilgiyi nerede öğrenebiliyorsam, ne yapabiliyorsam
Onu yapmak istiyorum. Daha iyisi, daha iyisi, daha çok şey öğrenmek istiyorum. Hani benim hayalim yurt dışında güzel bir eğitim alıp dönmek ve devam etmek. Şartlar ne getirir ama bilmiyorum. Çok teşekkür ederim Esen'cim katıldığın için canlı yayına. Ben teşekkür ederim İyi ki Deniz geldin. Ali. Bak Deniz Ali Deniz dedim, Ali mi başta Deniz diyorsun? diyordum. Dali de diyebilirsin. Dali, evet ya, Dali de çok keyifli. Dali de Dali'yim ben. Dali. Dali de. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldım. Çok eğlenceli bir sohbetti.